Herkese merhabalar. Fizik 1 final soru çözümü. 5. videomuz teğetsel ivme ve radyal ivme ile alakalı bir soru. Soruya başlayalım. Diyor ki kütlesi 6 kilogram olan bir blok. Yani şu kütlesi m eşittir 6 kilogrammış. Sürtünmesiz eğik bir düzlem üzerinde. Sürtünmesiz önemli. A noktasından serbest bırakılıyor. A noktası burası. Blok P noktasındayken P noktası burası sahip olduğu ivmenin teğetsel ve radyal bileşenlerini bulunuz. Şimdi teğetsel ve radyal bileşen demek teğetsel ivme ve radyal ivme demektir. Yani alfa r radyal ivmemizdir. Alfa t de bunları şöyle gösterebiliriz vektörel işaretle. Alfa t de teğetsel ivmemizdir. Şimdi biz bu soruları nasıl çözmemiz lazım? Önce soru ne diyor? Sürtünmesiz olduğunu söylüyor. O zaman ise ben enerji korunumu yapabilirim. Enerji korunumu diyorum. Peki nasıl bir enerji korunumu olabilir? Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin bir uyumu olması lazım. Çünkü şuradan dikkat ederseniz kütle 6 kilogramlık bir blok kütlesi e, aşağı doğru inecek. Sonra birazcık da yukarı doğru şöyle bir çıkacak burada bir kinetik enerji oluşacak. Şu bölgede oluşacak kinetik enerji ve şuraya kadar çıktı çıkarkenki potansiyel enerjinin toplamı şu noktadaki potansiyel enerjisine eşit olması lazım. Bunu bulabilirsek hızımızı bulacağız. Nasıl? Bulalım. Şimdi şöyle siyah kaleme geçiyorum. Diyorum ki A noktasındaki potansiyel enerji nedir? G çarpı H değil midir? Yani G nedir? Ağırlık. O zaman birazcık daha açalım bunu. M çarpı küçük g çarpı h. Yani kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yüksekliği. Yani buradaki 5 metresi 5 çarpı 9.8 şöyle 5 çarpı 9.8 çarpı 5 dersek pardon. Kütle 6'ydı. 5 yükseklik, şu yükseklik, şu yer çekimi kütlesi de 6 kilogram olduğu için buradan bir hesap yapabiliriz. Peki bu neye eşit olacak? Hemen onu da gösterelim. MGH eşittir diyorum. MG sonuçta burada da bir potansiyel enerji var. Şu bölgede değil mi? Bu bölgenin potansiyel enerjisi nedir? Bakalım. Yine MG'miz var. Hemen yazıyorum zaten MG'yi. Yüksekliğim ne? R. Tamam mı? R. E bitti mi? Hayır bitmedi. Neden bitmedi? E zaten mantıken şurası 5, şurası 2. Bir eşitsizlik olur. Başka ne olabilir? Düşünmek lazım. Düşünelim. Başka potansiyel enerjileri bitirdik. Kinetik enerji olacak. Hemen kinetik enerjimi yazıyorum. Formül 1 bölü 2 mv karedir. Şimdi burada neleri biliyoruz? Onlara bakalım. Şöyle mavi kaleme geçiyorum. Diyorum ki m'yi biliyorum. 6. R'yi biliyorum. 2 metre. G'yi biliyorum. 9.80. M'yi biliyorum. 6. H'ı biliyorum 5. G'yi biliyorum. M'yi biliyorum. Şimdi o zaman sadece V'yi bulmamız lazım. V'yi bulalım biz de. V'yi bu gerekli işlemleri yaptığımızda yani Mg eksi Mg eşittir 1 bölü 2 Mv kare dersek sonra M parantezine alırsak şu bölgeyi M G çarpı H eksi G çarpı R olur. Sonra 2'yi de karşı tarafa atarsak 2 olur. 2 çarpı. Şu an ne kaldı burada? m çarpı v kare kaldı. Sonra her iki taraftaki m'leri götürüyorum. 2 g h eksi g eşittir v kare. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. v karekök içerisinde 2 g h eksi r olmuştur. Peki bu nedir? Şöyle hesaplayalım onu da. Yine karekök içerisinde 2 çarpı 9.8 G 9.8 çarpı H 5 R 2 5 eksi 2 Bu da gerekli işlemleri yaptığımız takdirde V'nin 7.67 metre bölü saniye olduğu görülüyor. Peki bizden ne istemişti? Tesisel ve radyal bileşenlerini bulmamızı istemişti. Gösterim olarak da al alfa r'yi radyal ivme olarak gösteriyorduk ve radyal ivmenin formülü v kare bölü r'dir. v kare bölü r'de gerekli hesaplamaları yaptığımız takdirde 29.4 metre bölü saniye kare çıkar. Bu bizim neyimizde? Bunu da yanına yazalım. Radyal ivme. Şimdi ikinci olarak bizden istediği tsl de. Tsl ilmeği direkt bulamayız. Tsl ilmeği şöyle yapacağız. E, Newton'un kanunlarını hatırlayınız. F eşittir ma diye bir şey vardı değil mi? M eşittir ma'da geliyorum. Şuraya t yazıyorum. Haliyle ilme de t oluyor. Yani tsl ilme oldu şu an. Tsl ilmeği şu an bulabilmemiz için de eksi g j diyorum. Ve burada teğetsel inmenin şu J yöndür arkadaşlar. Onda bir kafanız karışmasın. J'yi hatta şimdilik göstermeyeyim. Şöyle. Eksi MG J yapıyorum. Ve diyorum ki M'ler zaten birbirini götürdüğünde alfa T alfa T eşittir. Eksi 9.8 metre bölü saniye kare olur. Bir yön olarak da belirtmemiz gerektiğinde de şey şöyle bir şapka koyarız ve cevabı buluruz.